Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Canan Kaplan. Beksav'ın düzenlediği sanat ve hayat sohbetlerinin üçüncüsünü yapıyoruz bu akşam. Bu akşamki konuğumuz Hakan Vreskala. Hakan'la hem Gezi Direnişi'nin yıl dönümü biliyorsunuz. Biraz Gezi Direnişi, sanat ve direniş ilişkisi aslında sanat ve burada yapacağız. Şimdi Hakan'ı yayına alıyorum. Ve sanat ve hayat sohbetlerine başlıyoruz. Böyle Hakan'la çevireyim ekranım herhalde. ters duruyor ama çevirebilecek misin? Tabii ki hemen Ha, çeviriyorum. tamam. Şimdi oldu. Hemen çeviriyorum. Bu. Ve bir saniye. Senden bir saniye isteyeceğim, hemen geliyor. Tamam. Güzel Evet. mi? Tamam, süper. Evet, merhaba öncelikle. Nasılsın? Nasıl geçiyor günlerin? Merhaba, teşekkürler. Günlerim herkes gibi geçiyor sanırım. Biraz sıkılarak, biraz üretken olmaya çalışarak, biraz daha haberleri okuyarak. Sizin nasıl geçiyor? Bizim de öyle. Biz de artık sokakta olmaya ve başka biraz daha oralara çıkmaya çalışıyoruz ama tabii online platformlar sonuçta herkesin olduğu gibi bizim de bir vazgeçilmez bir alanımız insanlarla buluşmak için veya bazı şeyleri tartışmak için. Bu sanat veya sohbetleri de biraz öyle. Yani biz herkesle zaten müzikal anlamda dayanışma içerisinde oluyoruz. Birlikte etkinlikler düzenliyoruz vesaire. Bu biraz da böyle kendi yaptığımız müziğe veya işte sizlerin yaptığı müziğe veya işte diğer performans sanatları açısından bakarsak onların yaptığı şeylere dair biraz böyle ortak izleklerimizi, dertlerimizi konuşmak istiyoruz. Bu sohbetleri de biraz o yüzden yapmaya karar verdik. Bir süre daha Harika. böyle devam edeceğiz. Umuyoruz tabii başka yani yan yana gelinebilen platformlarda da yine bu sohbetleri edebiliriz. Önce şeyi sorayım sana. Bu şimdi senin daha bizim yani muhalif müziğin belli alanlar açısından bakarsak senin daha farklı bir yerin var. Yani ya kendi yaptığın müziği bu muhalif temalar ve muhalif hareketlerle ilişkisi bakımından düşünürsen nereye konumlandırırsın? Yani nereye koyarsın? Ben kendi müziğimi genel olarak pek bir yere koyamıyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Evet. Lise çağında punkçı olarak başladım. Sonra halk müziği öğrendim. Ondan sonra gurbette kaldım. Düğüncü oldum. Ondan sonra içimden gelen bir elektronik, bir başka bir perküsyon var, bir şey var. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Burada da yaşamak için her şeyi yapıyorum. Yani çocuk oyunu, tiyatrosundan, tiyatro müziği, film müziği. Ben birazcık şeyim yani, hani müzik emekçisiyim. Ne gerekiyorsa yapıyorum bir noktada. Bir noktadan da içimden gelen bazı şeyler var tabii. Sözler var. Belli bir tarz müzik var. Aslında biraz öyle başladım. Bazı parçalar yaptım. İnsanlara vermeye çalıştım ve insanlar şeydi, ben bunu söyleyemem ama böyle saçmalık mı olur falan filan dedi. Tamam, o zaman ben söylerim falan filan dedim. Öyle başladım. Çok da iddialı değilim böyle. Çok acayip şarkıcı olacağım. Sesim şöyle iyi, böyle oktav falan. Öyle bir şeyim yok. Benimki biraz daha urban, yani biraz daha şehirli müzik aldığım kadarıyla. Şehirli ve elimden gelen bir müzik yapıyorum. Sözler, evet, tabii ki sözler muhalif ama bana şey geliyor. Yani benim yazdığım sözlerden çok ne bileyim, Türkiye'de yaşayan insanların buna benzer sözleri nasıl olur da yazmadığını ben anlayamıyorum aslında. Yani şimdi ne bileyim, herhangi bir gün dışarı çıkın veya bir gazete okuyun, bir şey okuyun. Nasıl gelir de bu, yani nasıl olur da bu veya benzeri benim yazdığım, hani hepimizin derdi olan şeyleri nasıl yazmazsınız, ben onu anlamıyorum aslında. Veya şöyle düşün, mesela bir albüm çıkarıyorsun, 7-8 tane parça var. Bir tanesinde nasıl yani iktidara çatamıyorsun? Hani ne bileyim, aşıksan bile toplumsal baskı düşünmeden aşkı nasıl düşünüyorsun? Hani çok, bence esas bunlar şey. Esas bu çok heyecan verici bir denklem. Hani bu insanlar bunu sebep bilmiyorum. Benim için her açıdan bu geliyor. Yani ne yapsam bir noktada politik olduğu iddia edilen bir düzleme kayıyor. Yani ne yapsam kayıyor. Bana öyle geliyor. Ya her zaman zaten öyle de olması gerek aslında bir yandan da yani her şey politik sonuç olarak ve Yani bizimki gibi bir coğrafyada da zaten olmamak mümkün değil yani sonuçta. biraz öyle galiba.
Evet, öyle. Peki aslında güzel ifade ettin bir yandan da. Yani bir sürü şeyi yaşarken insan aşkı da başka şeyleri de başka duyguları da bu politik şeylerden bağımsız çok söyleyemiyor. Biz bazen bunu söylemeye uğraşıyoruz. En azından hani muhalif devrimci sanat kurumları olarak ve diğer müzik grupları, grup müziği anlamında bakarsak işte mesela Yorum, işte Vardiya, daha eskilerden işte Kutup Yıldızı, belki işte gruplar olarak söylersek böyle. Ama bir yandan da bizde de böyle bir sanki biraz şey yok mu? Yani üretim anlamında böyle bir kendini tekrar, böyle biraz böyle çok fazla eskisi kadar her kesime ulaşamayan bir böyle kendi içine dönüşlük. Biraz istersen bu Var. konuda ne düşündüğünü bir konuşalım. O çok sorunlu bir konu ya. Evet, çok sorunlu Ben ama bir türlü şimdi de böyle şeyi de bulamıyoruz, değil mi? Böyle hani yine de buradan bir şimdi çıkış şeyi yok. oturup üretim yapan insanlarla ilgili fikirleri söylemeyeceğim. Kendi açımdan söyleyeyim. Mesela nasıl ki bazı insanlar sadece komersiyel yani sadece ticari müziğe yönelirse bu konuda belli kalıplara saplanıyorsa ben de mesela yani sabahtan akşama işte politikayla ilgilensem, Twitter'ı okusam, gazeteler eğlenmezsem benim de müziğim tek düze oluyor. Bu kadar basit. Hayatın çeşitliliğini yansıtamadığın anda atıyorum müzikte sadece örgütlülüğü, sadece aktivizmi, sadece akorlu, sadece teknik müziği ne bileyim hani öyle müzisyenler de var sonuçta. Bazı müzisyenler sadece çok teknik olmayı şey yapıyor. Ben müzisyen için yani bazı müzik vardı duymuşsunuzdur. Bunu müzisyenler dinliyor falan derler. Hani hayatın geri kalanıyla şeylerin bağları koptuğu anda zaten o bir karşılık bulmuyor işin gerçeği. Şimdi mesela şimdi bir sürü sanatçı var. Düzenin, algoritmaların, reklamların, plak şirketlerinin size dinlemeyi dayattığı bir sürü şarkıcı var, öyle değil mi? Eskiden büyük plak şirketleriydi. İşte ne bileyim eskiden Kral TV'di. Kral TV'de çıkan sürekli klibi çıkan şey oluyordu. Şimdi Spotify'ın algoritmasından bahsediliyor, öyle değil mi? Spotify sürekli bir şey yapıyor. Yani bunlar her zaman olacak. Ama bunun altından giden de her zaman iyi müzik yapan insanların beğenildiği bir dönem vardı yani. Bu her zaman vardı. Hani bu küskünlüğe düşmemek gerekiyor. Mesela Grup Durum hani çok güzel şarkılar yaptığı için aşırı derecede şey oldu. Kızdırmak, İlk Ayakkaya, Bandista. Yani işte yani bu insanlar sadece yani arkada sadece tek bir şey yok yani. Mutlaka anlatacak bir şeyleri var ama çok iyi müzik de yapıyorlardı. Ve bunun da karşılığı oldu. Ben kendi adımdan bakıyorum. Benim çok içten yakaladığım bir an oldu ve o parçayı bir sürü insan beğendi. Ondan sonra belki bir şeyi kendimi takip ettim. İnsanlar beğenmedi falan. Hani bu aslında bir noktada ne kadar reklam dünyası, algoritmalar, plak şirketleri şu bu olsa bile belli başlı şeylerde karşılığında buluyor aslında. O yüzden bence bu noktada mesela atıyorum. Yani ben mesela çok açık seçik muhalif bir insanım ve müziğim de bunu yansıtıyor. Yansıtan parçalarım var, yansıtmayan parçalarım var. Yaptığım parçalar mesela atıyorum başka bir dönemdeki kadar dinlenmiyorsa, beğenilmiyorsa aslında bunun tek suçlusu benim. Bunda şey demeye gerek yok yani. İşte muhalefet çöktü, muhalif insanlar çok işte moralleri bozuk, dönem düşük. Bu yüzden öyle bir şey yok. Bence her dönem, her an her şeyi yapabilirsiniz. Bu konuda çok umutlu olmak gerekiyor. Çünkü aslında bunun örnekleri var yani. Ya elbette var ama mesela şunu da düşünmek lazım mı bir yandan? Şimdi İKSV'nin bir araştırması vardı. Şimdi tam hepsini hatırlamıyorum, şeyi bulamayacağım ama yani evet, bazı şeylerin sorumlusu elbette bu işi üreten özne, yani bu şeyleri üreten özneler. Ama bir yandan da yani sanki kültür sanat etkinliklerine katılım, izleme, bunları aslında farklı bir yerden görme, belki de zamanını yakalayamamak ile ilgili de bir durum var. Bir yandan da kültür sanat etkinliklerine olan ilginin düştüğü o ankette arkadaşım iletti hatta. Ve o ankette de öyleymiş. Yani aslında kültür sanat etkinliklerine, yani ürünlerine erişim ve onları tüketme çok fazla uyaran ve çok fazla aynı anda ortaya çıkan çok fazla şey olduğu için niteliğin bazen gözden kaçmasına da sebep olabiliyor sanki. Kesinlikle öyledir. Yani çok Yani fazla uyaran var çünkü zaten. Onlar platformların hepsi açısından öyle. evet. Yani şimdi birazcık bence öz eleştirel de olmamız gerekiyor biz muhalif insanlar Elbette. olarak. Mesela
Bir arkadaşımız bu arada o eleştiriyi çok güzel ifade etmiş. Aslında belki de devrimci politikada da birbirimizin tekrar eder şeyler, araçlar kullandığımız için belki böyle diye güzel bir şeye değinmiş. Belki de öyle, evet. Belki de mücadele araç ve biçimlerini fazla tekrara düştüğü için biz de kendimizi o şeyden çıkartıp dışarıdan daha farklı bir tarz, daha farklı belki bir yorum, daha farklı bir ürün şey yapmıyoruz belki de. Hani arayamıyoruz çünkü hani kafamız artık, zihnimiz öyle işlemiyor. Ama bir yandan da bakıyorum mesela YouTube'da bir tane türkünün cover'ı 1 milyon kere dinlenebiliyor yani hala. Hani bir de böyle bir Yok. şey de var. Kesinlikle katılıyorum. Yani sanırım galiba muhalif müzik biraz daha hala eski bir dönemde yaşıyor. Yani böyle mesela sanatçıları bizden onlardan veya gibi bakma bir alışkanlık var ya. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet, öyle. Aslında olur mu canım? Mesela hani işte bugün Gezi'nin işte yıldönümlerinden birini yaşıyoruz. Artık hangi gün yıldönüm bilmiyorum da ilgilenmiyorum da ama o zaman da herkes de Gezi'ciydi. Ne var yani? Hani her sanatçı oradaydı. Ben sanatçılar çadırındaydım. Orada olmayan yoktu yani falan. Hani herkes biraz muhalif işte ya. Hani muhalif olmasa bile bugün değilse yarın muhalif olabilir. Ne yapacaksın yani? Dönem düşük olduğu zaman biraz şey oluyor. Bence özellikle devrimci yani kitle biraz muhafazakarlaşıyor. Bence muhalif kitle buna belki biraz daha muhafazakar bir dönem yaşıyor olabilir. Böyle bir şey olabilir yani. Aslında bakarsanız Gezi'ye. yani çok fazla üretim var ya. Yani mesela bir 10 yıl önce bu kadar fazla sadece müzik açısından bakıyorum şu anda. Aslında edebiyat açısından da bakabiliriz. Edebiyat dergileri, yeni çıkan sanatçılar, artistler, yeni 2-3 yılda böyle değişen müzik tarzları 10 sene önce asla böyle bir şey yoktu. Hani Gezi'den önce asla böyle bir şey yoktu. Bu kadar fazla yeni sanatçı çıkmıyordu, bu kadar fazla yeni dergi çıkmıyordu. Hani diyeceksiniz de her çıkan 2-3 sene tutturuyor. Ya tamam o da bir şey ama çıkıyor mu? Çıkıyor. Bir sürü çıkıyor yani hani. 3 yılda bir insanların tarzı değişiyor ya. 3 yıl önce indie işte G olan bir sürü insan. Şu an herkes hip hopçu falan yani. Hani Herkes rap seneye yapmaya başladı evet falan. seneye herkes synthesizer olacak. Ama hani rap deyip de geçmemek lazım. Rap de çok muhalif bir duruşu olabilir. Çıkış noktası öyle. Öyle olan insanlar var. Zaman zaman çok muhalifleşiyor. Bilmiyorum ya böyle ben dışarıdan bakıyorum. Kafama hoş gelin dinliyorum. Kafam eseri yapmaya Tamam. çalışıyorum. Sen hazır bu arada Gezi'ye değinmişken aslında biraz Gezi'yle senin ilişkini de konuşalım isterim. Yani Dağlı'nla yaptığın mesela o video klip, işte o barikatların orada yapılan şarkılar, söylenenler. Mesela senin açından nasıl bir ilişkisi vardı sanatın ve direnişin yeri olarak Gezi'nin? Ya ne diyeyim nasıl anlatayım? Şimdi üzerinden çok zaman da geçti. Biraz bunları konuşmak da lazım. Mesela demin konuştuk yani aslında üretimlerin ne kadar darlaştığını ya da çok fazla olduğu halde göremediğimizi falan. Mesela Gezi ya bir yandan da yenilgi süreçleriyle de ilgili, politik olarak yükselişler, alçalışlar dönemiyle de ilgili. Gezi de öyle değil mi? Ne kadar yaratıcı grafitiler, yazılamalar, işte çok farklı Tabii. ürünler gördük sanatsal alanda, performans sanatlarında da keza öyle. İşte duran adam, diğer şeyler, sanat ürünleri, piyano çalınması, işte o kadar kalabalığın içerisinde, işte senin parçan dağılınan gibi, hani aslında epey de böyle yeni tarzlar ve mizahı ve direnişi harmanlayan pek çok şey de ortaya çıktı. Yani bu açıdan sen kendini buradan bugünden baktığında hani Gezi'yi nasıl görüyorsun? Bence sadece benim için değil, katılan herkes için yaşadıkları en romantik, en yaratıcı, en isyankar, en komik şeydi. Benim için de öyle. Yani bu Gezi'nin de güzelliği de Gezi üzerine çok konuşmamak aslında. Bence herkes her şeyi farkında kime ne anlatacak? Kime Gezi'yi anlatacak? Öyle değil mi? Yani ben sana mı anlatacağım, sen bana mı anlatacaksın? Yani mükemmel bir şeydi, harika bir şeydi. Yani hiç bitmiş falan da değil bence. Orada herkes bir yani politik daha önce hayatında bir şey yapmamış bir sürü insan yaptı. Bir sürü şeyi fark etti. Ama bence o insanlar o günden beri değişmedi. Yani bir sürü insan belki vaktini bekliyor. Doğru zamanı bekliyor. Yani belki eskiden beri politik olmuş. Belki eskiden beri politik olmanın ağırlığını, belki de hantallığını üzerinde yaşamayan bir sürü insan var. Çünkü yani bir noktada politik olmak da zor bir şey ya. Her şeyin farkındasınız. Her gün her şeyin farkındasınız. Bir yerde işçi hareketi, bir yerde işte kadına işte şiddet, bir yerde hani her şeyin farkındasınız. Bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Belki yapamıyorsunuz ama farkındasınız. Bunun insana getirdiği neredeyse bir pişmişlik var. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani hatta eskiden böyle profesyonel devrimci diye laflar vardı. Bilmiyorum hala bunu söyleyenler var mı falan ama hani bir Var. yerden vardır. Yani böyle şeyler vardı.
Ya bununla ilgili hiçbir fikrim yok. Tartışma olsun diye söylemedim ama hani böyle Hı. anlatabiliyor muyum? Belli bir pişmişlik vardı. Yani gezegenindeki insan da hiçbir insan da profesyonel devrimci değildi hiçbir açıdan. Hiçbir şey bilmeyen. Ki çok güzel bir şey. Sanıyor musunuz ki bu insanlar orada yaşadığından sonra çok farklı bir insan oldu? Ben sanmıyorum yani. İşte beyaz yakalı hayatına devam etti. Ne Bir bileyim yerde herkes geldi birikiyordur. Bir sınıfa yerde devam etti. herkes Mutlaka. evet Mutlaka. hayatını Bence gezegen çok şeyi belirliyordur bence en çok muhafazakar insanları değiştirdi. Yani bence bundan sonra bir gezi olacaksa o insanlardan gelecek. Çünkü sonuçta AKP'ye oy veren veya kendi muhafazakar diye şey yapan insanlar çok, onlar da çok mutsuz. Yani biz sadece muhalif insanlar mutsuz değiliz ki. Onların da ne bileyim bence şeyi var yani. Çok hazımsızlığı var yani ve gelirse bence ikinci gezi de oradan gelir. Bana öyle geliyor. belki bilmiyorum. Ha, inanmadım. çok dinlemedim. Çok şey olmadım şu anda. Tamam. O zaman bir 20 dakikadır konuşuyormuşuz. Bir müzik arası verelim mi o zaman? Tamam. Tamam. Önce bir sesi deneyelim. Sen bana söyle. Çok yüksek, çok Tamam. alçak falan Deneyelim. bir şeylerde. Biraz şöyle gerileyim. Bu. Yüksek mi? Alacak mı? İyi mi? Biraz alçak. Biraz Tamam. Tamam. yükseltebiliriz Çok sesi. çok çok yavaş söyledim. Bağırmamış olmak için biraz daha Tamam. biraz daha sevdim. İstanbul sefanem değil. Kavganın kemfiyatı terimin bir sonrasına bıraktığı renk azaldı. İstanbul sana kaybolan kendini sandı sandı tek sevenin varlıksız sokakların insanları ne salonlar parsel nefesi kıramadı direncini sakladı ne kendini bir şairin vizelerinde bak bakların dolu taştı. Seni sessizce seven herkes bir şey beklemeden sana alka çıktı. Her dürümde bir göç hikayesi, her bir adam bir alın teri, elindeki göz nuru, karanfil yokuşunda bir sendikacı ve onun haçlığını gömdüğü pankasını kaptıran eğlence. Evladı, ecdadı, umudu, etemi, alisi, medenisi, Abdullah, Ahmet'i uyanamayan, uyanamayan ben. Bu biri tersan ne duvarından, biri karakolun üçüncü katından uçuyor, tutamıyoruz, yas tutuyoruz, göz gözü gömüyor her yer. Gaz her yer duman ben öleceğim kavgayı seçtim darısı başına bırak beni burada lomlar gibi ayağa kalkıp Metin Hoca gibi gidermek istiyorum. İstanbul sefanın değil kavganın kemfiyatı her gelenin bir sonrasına bıraktığı enkaz oldu. İstanbul sana sahip olan kendini tanrı sandı. Tek sevenin varlıksız sokakların insanları ne kalanlar parsel nefesi kırmadı direncini kendini bir şairin dizelerinde bak farkların doldu taştı. Seni sessizce seven herkes bir şey beklemeden sana arka çıktı. Savaşları istiklalde polis otusu içinde iki taze polis Elazığlı
kanser gibi üreyen müteahhit çok fazla bir öğrenci, biri gurbetçi Karaköy'de balığını kemirirken, sokakta yaşayan çalışan her çocuk istismar edilmiş. İlaççılar durur birbirine itinayla, Kalaşnikov çıkar her dönüm mafyaya, vasıfsız eleman her gün bütün taran fabrika kızı. Ve onun bu hikayesini filme çeken abatör bu kara sinemacılar, tılıkçiler tabiye de kat edebilir. Dilyatçılar, bahçiler, fraksiyonlar, ihale peşinde koşanlar, denize bin, denizi gören yerine yılı görmeyene kara gözlüğü koyar, dalgıcılar hep yakın oturur Beyoğlu'na, vesait parasızına hep özleyip de gitmeyenlerin memleketi kimsenin İstanbul. İstanbul sefanın değil, kavganın kenti artık, her gelenin bir sonrasına bıraktığı enkaz oldu. İstanbul sana sahip olan, kendini tanrı sandı. Tek sevinin varlıksın, sokakların insanları. Et alanlar parsel nefeti, kıramadı direncini. Sakladın hep kendini bir şairin güzellerinde. Bak patların doldu taştı, seni sessizce seven herkes bir şey beklemeden sana arka çıktı. Teşekkür ederiz. Bu arada sorular da gelmeye başladı. Ahmet, Şivan ve Sezen Aksu'ya Eskürdeniz Hanım'da neden gönderme yaptınız? Onu merak ettim demiş. Bir daha sorar mısınız? Ahmet, Eskürdeniz Hanım parçasında Şivan'a ve Sezen Aksu'ya neden gönderme yaptınız? Onu merak ettim demiş. O dönemde öyle bir gündemde öyle bir şeyleri mi vardı acaba? Yok canım. Ben o zaman Şivan Perver'e perküsyon falan çalıyordum. Eskiden perküsyon çaldım. Zamanında çalıştım kendisiyle. Evet, 5-6 yıl. Şu anda hiç az ettiğim bir müzisyen değil ki gerçi. öyle bir laf olsun da geçen bir bağlantı kurmuştum. Yani çok fazla hiçbir gerçek olan bir şey değil yani. Anladım. Peki şimdi biraz pandemi süreci ve bu sanat üretimlerinin geleceği açısından bu pandemi sürecini nasıl gördüğünü konuşalım istiyorum. Bir arkadaşımız da sormuş. Yani bu süreçte müzik ve her şey çok dijitalleşti ya. Evet. Acaba mesela konserler, üretimler, böyle bunların geleceği açısından nasıl bir tablo görüyorsun? Yani Avrupa'da da mesela büyük ihtimalle bunlar konuşuluyordur. Yani online platformların ağırlığı artık belli, tamam, ama başka neler bekliyor bizi acaba bu üretimleri yapan kişiler olarak sence? Bizim bir sürü turnemiz, konserimiz sonra iptal oldu ve bilmiyorum bu davranış biçimleri değişir mi bundan sonra, değişmez mi kolay kolay, bilmiyorum işin gerçeği. Yani biraz endişeliyiz tabii. Ya bildiğimiz anlamda müzik belki de eskisi gibi devam etmeyebilir. İnsanlar bir arada bir araya gelip fiziksel bir şekilde müziği tüketmek istemeyebilirler. Böyle endişelerimiz var işin gerçeği. Zaten bana biraz gibi geliyor. Müzisyen olmak biraz çok gidersiniz ya, küçük bir şehre gidersiniz. Buranın pazarına girersiniz. Kenarda biri yapıyordur, böyle bakır bir şey işliyordur. Aa ne güzel, ne kadar romantik, ne kadar falan dersiniz ya böyle. Nesli tükenmek de meslek falan filan gibi. Aktif olarak müzisyenlik böyle kanlı canlı sahne çalmak birazcık bana öyle geliyor. Sanki zamanla zamanla bitebilir gibi geliyor. Umarım şu dönemden güçlü çıkılabilir. Türkiye'de aslında canlı müzik kültürü hala çok fazla var ama Avrupa'da aynı şekilde, ben İsveç'te yaşıyorum. Burada kesinlikle bir şey yok yani. DJ kültürü, pop kültürü daha fazla. Canlı müzik bulmak için bayağı araştırmanız gerekiyor aslında. Birazcık endişeliyiz. Ama ben dediğim gibi bir yandan son dönemde sevdiğim bazı insanlarla elektronik projeler de yapıyorum.
Düğünde de çalıyorum. Her şey, hiçbir şey olmasa gider solakta çalarım. Çok yani 2 yıl solak müzisyenliği de yaptım ve çok seviyorum aslında. Evet. Bence çok daha özgür bir sahne. Yani ben çalıyorum Evet. bir yerde ve şey, ya insanlar, yani şans verildiği zaman insanlar her şey, yani herkes kendi, yani mesela ben sokakta bir yerde duruyorum. Ve oradan bir insan geliyor ve ben darbuka çalıyorum sokakta. Ve o insan, bilmiyorum artık Koreli mi, İsveçli mi, işte Amerikalı mı? Belki de o insanın çok fazla da darbuka duyma şansı olmadı. Olma, yani çok da değil, olmadı. Yani ve duyuyor ve çok seviyor. Çıkarıp atıyorum 1 euro veriyor. Bundan daha güzel bir sanat alışverişi olamaz bence. Yani atıyorum mesela ben bazen işte bir konsere gidiyorum. Büyük afişler, şunlar, işte marketing, işte reklam falan filan, insanları doldurup bir şekilde getiriyorlar. Belki gelen insan da ona yaratılan dünyayla kıyaslayıp beni beğenmiyor, anlatabiliyor muyum? Ama solak Evet. müziği öyle değil. Solak müziği bence o yüzden dünyanın en güzel şeyi. Ben aldım parayı çok hak ettiğimi düşünüyorum. Ve bence alan insan da mesela şey diyor. Hani bir yere gelip kısılıp 1 saat önce seni dinlemeye belki sevmezdim ama şuradan geçerken çok hoşuma gitti. Ve senin yeteneğine de 1 euro. Bence mükemmel. Ben hayatımın sonuna kadar aslında solak müzisyen olarak kalmayı yeğlerim, devam ederim. Bir de şöyle bir şey de var. Benim en mutlu olduğum yıllar o zaman da, o yüzden biraz bu konuda fazla konuşuyorum. Atıyorum mesela 10 euroya mı ihtiyacım var? Öğle ne, bir de kahve içeceğim. Gidip 10 euroluk çalıyorum. Ve sonra gidiyorum. Yani Evet, bu bence diğer müzisyen arkadaşlardan da duyduğum bir şey. Evet, o günlük ona yetecek kadarını çıkartıyor ve gidiyor yani filan. kesinlikle. Ve bu arada her zaman da çıkıyor mesela. Oradan şeyi de alıyorsun. Evet. İnsanlara güvenmek şeyini de alıyorsun. Yani insanlara güvenmen gerekiyor. Bir de şöyle bir şey de oluyor mesela. Ben günde 2-3 saat çalınca gerçekten enstrümanımı zehir gibi çalıyordum. Yani bu çok iyi bir şeydi. Hani çok Sokaktaki çünkü bütün müzik yapamazsın zaten. Evet, yani yok. Ya kesinlikle dünyanın en olmaz. kötü şeyi kesinlikle olmaz. Kaldı ki solak Felaket müzisyenler bir arasında şey da yani. çok büyük rekabet de var. Çok iyi müzisyen. Sürekli daha iyi oluyorsun. Sürekli daha iyi alıyorsun. Evet. Mesela ben solaktayken şeyi ya biraz daha konuşmayı öğrenmiştim. İşte ne bileyim, bir şey diyorum. İşte merhaba dostlar, ben böyle geçiniyorum. Böyle bir tane küçük şaka vardı. Hep onu yapıyordum. Evet. İşte desteklerinizi bekliyorum. Utanıyordum başta böyle şeyler söylemeye. Sonra şey diyordum. Cüzdanlarınızı çıkarın. İçinden 1 euro çıkarın. Cüzdanınızı bana verin. Bir şaka yapıyordum böyle. Ha ha bu ne sürdüm. İşte yani standart, sürekli aynı şeyi söylüyorum falan. Bilmiyorum. Ben o çok özlüyorum şu anda. Şu anda birazcık burada mesela Stockholm'da beni tanıyan bir sürü insan var falan filan. Ve garip bir şekilde yapamıyorum onu. Bir de herkeste kredi kartı var. Para olmadığı için yapmıyorum. Aslında bana sorsan Slovak müziği turnesi yapıyorum. Buradan başlayıp İtalya'nın güneyine kadar sadece Slovak'ta gitar, darbuka, erbaane çalıp bilmiyorum, her gün o günün parasını çıkarıp ve o günün ne bulduysan kazanıp bence güzel bir yaşam. Ama Orada şöyle bir şey mi sorunun var cevabı yani? oldum bilmiyorum ama Evet, anladım. Bu süreç bitince hepimizin sokak müzisyeni kesinlikle, ama iyi olması sorun bize. lazım. Yani evet, iyi müzik yapılması gerekiyor. Evet. Yani orada bir de şöyle bir durum da var ya tabii aslında. Yani bir konsere gitmek ya da bir sanatçıyla temas, aslında o kolektif duygu ortaklığına halen ihtiyaç var bence. Yani o açıdan o kadar kötümser değilim ben aslında. Yani sanat üretimine Ben de gelecek değilim. kişi, ona ihtiyaç var. Ama sokaktakinin özgün tarafı şu: yani birebir ve çok net ve çok kısa da olsa çok direkt ve çok az aracı olarak, aslında çok az aracıyla karşı karşıya geliyorsunuz şeyde, müzik, sokak müziğinde. Biraz onun da şeyi var yani, direkt bir tebessüm, birinin gelip seni bir şeyle çekiyor oluşu, telefonuyla, kamerayla falan, ya da işte birinin oradan böyle yapıyor oluşu falan. Bunların Evet. hepsi böyle o kadar ani ve anlık gelen geri bildirimler ya, herhalde o tatmin de bizi böyle şey yapıyor yani, mutlu ediyor galiba. Şimdi birkaç Evet. soru daha gelmiş bu arada. Bekliyorum, dinliyorum. Bir konuşmanızda Kürtçe şarkı söylediğinizde veya söylemediğinizde Kürtlerden de değişik tepkiler aldığınızı söylemiştiniz. Biraz anlatır mısınız demişler. Bir de Eskalafım'ı çok isteyen varmış. Onu gördüm. Bir de rap müziği nasıl bulduğuna dair soru varmış. Önce bir şeye bakalım. Şu Türkler ve Kürtlerden nasıl şey alıyorsun? Tepki alıyorsun? Türkçe veya Kürtçe söylediğinde. Yeşure bir gepem havare mırhavare mırhavare.
yürek bilgesin. Ezgin şerbiri bu tane. Ay peki nasıl tepkiler alıyordun? Birkaç arkadaşlar sormuş. Halef-i Esselam benim en sevdiğim türkülerden biri. Bunun makamını çok seviyorum. Düzenine cürcüne diye bir düzen. 18 yani ritimsel öyle bir şey. Onu çok seviyorum. Bu türküyü çok seviyorum. Düğünler çok çalınmıyor aslında. Iraklıların düğünlerinde çok çalıyorduk bunu. Şivan bunu aşırı güzel söyler. Yani aşırı güzel söyler. Ben de ona çalarken böyle şey yapıyordum. Böyle aman tanrım şey bu nasıl bir parça falan. Sonra böyle çok punk şey bir versiyonunu albüme koymuştum. Aslında benim YouTube'da en çok tık alan parçalarından biri bu. Ama klip yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Öyle sadece. Fotoğraf. Bu konuda Kürtlere çok klik ettik. Çok iyi anlaştık. Onlar da çok sevdi. Çünkü çok vahşi bir yorumu. Çünkü parçanın kendisi çok vahşi. Ben bu parçaya ölüyorum yani. Çok seviyorum. Tepkiler nasıl oluyor? Tepkiler pozitif oluyor. Yani bence Kürtler, yani Kürt olmayan bir insan Kürtçe söylemesinden daha çok onları mutlu gören bir şey benim gördüğüm kadarıyla. zaten yani ben de Stockholm'da yaşıyorum. Bir sürü Kürt arkadaşım var. Onlardan gördüm. Onlardan mutlu oluyor. Yani niye olmasın? Çimşer bir şey. Benim tarafımda bir sürü Kürt var. Yani Türkiye'de olduğundan daha fazla. Türkiye'de İzmir'de büyüdüm. İstanbul'da yaşadım. Tabii ki Kürtlerle içi düşeyim. Herkesle, her türlü insanla içi düşüyor ama etrafında belki Kürtçeyi duymuyorum o kadar. Kürtçe kültürünü görmüyorum ama burada birlikteyim. Kürt düğünlerini çalıyorum. Etrafında aslında hiç Türkçe bilmeyen Kürt arkadaşlarım var. Irak Kürtleri var. Feyli Kürtleri var. Süryaniler var. Şimdi bir insan olarak bu alışverişte birkaç kelime öğrenmezsen, birkaç şaka öğrenmezsen, o dile, kültüre, özellikle müzisyensen, bu insanların düğünde çalıyorsan, bir şey görmüyorsan, birincisi en basında kötü bir müzisyen. Öyle değil mi? Tabii. Yani bir şekilde maruz kaldığım bir şeye bu kadar yabancı olmaz çünkü. Kürtçe müzik duyuyorum. Hı. Evde 8 saat dinlemiyorum tabii ki ama duyuyorum. Şimdi ben bundan bir şey kapatıyorum. Ben kötü bir müzisyenim o zaman. Hı-hı. Bir Kürt bir arkadaşım varsa ondan ben birkaç kelime öğrenmediysem iyi bir arkadaş değilim o zaman. Atıyorum ben hayata dair bir ilgim varsa ülkemin yarısını benim dilimde, benim şeyimde olmayan insanla paylaşıyorsam, onun hakkında bir şey bilmiyorsam iyi bir insan değilim vesaire vesaire. Benim şeyle olan bağım bu. Çok güzel. Evet. Yani benim bir sürü... Ben bir duraklama yaşadım. Yaşadım galiba ama şu an düzeldi. Biz internet sıkıntımda internetimde bir sorun var galiba. Bir saniye. Hemen şey yapacağım. Ben sen oradasın ama beni duyuyor musun acaba? Ben seni duyuyorum. Tamam. Şimdi düzeldi. İnternetimizde bir sorun oldu da. Şimdi şöyle bir soru gelmişti. Biraz yukarıda kalmış. Tekrar geldi. Acaba yeni rap sanatçılarını nasıl buluyor Hakan Vireskala? Muhalif müziğin öncüsü olabilir mi rap demiş. Çünkü bu dönem hani az önce rapten bahsetmiştik ya. Yani nasıl görüyor diye sormuşlar. Ben rapi eskiden beri çok seviyorum. Hı-hı. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Jill Scott Heron diye bir adam var. Spoken word. Yani hani konuşarak. Hı-hı. Yani bu rapin bence başlangıcı. Sonra konuşarak. Evet. Ya bunun Türkçesini ben bulamadım. Var tabii ki de. Bulamadım. Yani, devrimi televizyonda görmeyeceksiniz diye parçası. Revolution is not devrim. Televizyon diye parçası var. Çıkışı aşırı politik bir şey. Amerika'da Niggas with Attitude çok bir grup. Aşırı politik bir grup. Zaman içinde aşırı fazla ticarileşiyor. Ama her zaman bir isyankar havası var. Türkiye'de de geçen sene Susamam diye bir parça yaptı rapçiler. Evet. Hatırlarsınız. Bence çok başarılıydı. Ama şimdi herkesten de her şeyi beklememek lazım. Yani onlar bir şey yapar. Yani şimdi rapçiler de yani devrim yapacak değil. Öyle değil mi? Yani birkaç şey söylüyorlar. Tamam yani ertesi gibi bir şey yaşandı. Bazıları korktu, etti. Belki onlar da yani
rapte çok para var diye girdi belki bazı insanlar. Herkesin bizim gibi olmasını bekleyemeyiz. Herkesten her şeyi bekleyemeyiz. Bence, bence kesinlikle muhalif bir yanı var. Diğer müzik türlerine göre. Evet. Çünkü daha fazla lirik var bir kere. Daha fazla dertleri var. Bir şey anlatıyorlar. Çok alt sınıf bir müzik. Sürekli muhalif olmaya yaptın. Ama dediğim gibi her şeyi beklemeye gerek yok ya. Şimdi sosyal medyadan dolayı bir linç kültürü var ya mesela. Biri bir parça, biri bir şey söylüyor. Atıyorum. Ondan hayatın sonuna kadar diyorsun en doğru insan olmasını bekliyoruz. Şimdi o insan abi o şeyi doğru şeyi söylemiş olabilir ama o insan da kötü bir yanı olur. Yani hani hiç kimseye şey yapmaya gerek yok böyle. Asmaya kesmeye gerek yok. Bence rapçi arkadaş da şeyi Susamlar parçasında acayip güzel ortaya yürek koydular yani. Evet. Arkasından Ezel de bir şey koydu. Ceza da bir şey koydu. Hani demek ki de demek ki kalbi biraz daha buradan yana falan filan. Hani bence çok güzeldi. Abi beğenmediğin taraflar olabilir yani. Onu da ondan sen yap ya. Hani bu kadar fazla şey yapma gerek yok. Ha ben de uyuz oldum. Ertesi gün bir şey diyenlere uyuz olmuştu. Ben geriden önce de politiktim. Ben 20 yıldır politiyim ama herkesin benim gibi olmasına gerek yok ki. Yani ben söylediğim birçok şeyi ideolojik olarak söylüyorum. Ya beni hangi ülkeye koyarsam ben aynı şeyi kurgulayıp, görüp, bunların hesabını koyup aynı insan tarzını eleştireceğim. Evet, ama buna yani göre dünyayı yorumluyorsun çünkü. Ben dünyayı böyle yorumluyorum ama ideolojik olmayan, politik olmayan bir insan şey der, ya bu niye böyle yapıyor? Ya bu niye böyle yapıyor? Böyle, abi işte böyle yapıyor çünkü bu adamın ideolojisi bunu gerektiriyor. Hani ama bu insan bunu anlamayabilir. Ona sinirlenebilir. Buna sinirlenebilir. Sinirlenmesinin altında böyle bağlantı olmayabilir. Senin baktığın yerden bakmayabilir. Senin durduğun kadar sağlam durmayabilir. Herkesten kendi yaptığın şeyi bekleyemezsin yani. Onlar da elinden geleni yaptı. Ayrıca onların elinden geleni bir şey söyleyeyim. Daha da etkili oldu. Öyle değil mi? Bütün ülke onu konuştu. Şimdi hani gündem oldu. Herkesin gündemine girdi. Biz yani Türk şehrimizi parantez içinde muhalif sanatçılar bir yere hepimizi bir yere koyalım. O kadar gündem yaratamıyoruz. Öyle değil mi? Eğer biraz da böyle bakmak lazım yani. Hani ya öyle. Ya orada aslında biraz şey de var tabii yani. Bir belli bir öfke, belli bir o adaletsizlik, eşitsizlik duygusu özellikle varoşlardan o kadar yani emekçi semtlerden gençliğin o kadar böyle sahiplenmesi vesaire bunlar biraz o eşitsizlik duygusunun yarattığı, adaletsizlik duygusunun yarattığı öfkeyi aslında çok daha hani bilindik ama farklı bir şekilde yorumluyor oluşu belki de yani bu kadar hızlı reaksiyon almalarını sağladı. Yani çünkü gerçekten inanılmaz toplumlar kesiminde biriken sonuçta bir öfke var. Ezilenlerin bütün kesimleri tabakalar açısından öyle. E şimdi rap müzik de biraz ona evet bu dönem için sağlıyor. Belki ileride bu pandemi sürecinden sonra göreceğiz. Şimdi daha böyle içe kapandığımız bir dönem ruhsal olarak da hani çok olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Belki de ileride biz de rap değil de belki bu sefer de funk yine işte belki yine Gezi'deki ve Bandistan'ın tarzına döneceğiz. Yani aslında tarz meselesi değil de biraz galiba doğru anda doğru yere öfke, adaletsizlik bu duyguları hani toplumun kesimlerinin yaşadığı şeyleri doğru yere kanalize edebilme galiba. Çünkü eskiden bu kadar çok rap dinlenmiyordu. Yani en azından benim hatırladığım kadarıyla galiba. Yok. Rap yıllardır var yani. Bu kadar dinlenmiyordu. Yani şimdi ben bütün bunları söylediklerimi söyledim. Hı-hı. Ama bunun dışında rapin bir trend olduğu da aşikar yani. Tabii. Ve evet, yani hani Amerika'da şişti diyelim. Hani son bir senede rapçiler eskisi kadar şey yapmıyor. Gündemde olmuyor. Türkiye'de de yakında şişecek ve kesinlikle de aynı şeyde kalmayacak yani. Zaten herkes şu anda bakıyor yani sıradaki şeyine falan filan diye bakıyor. Yani ben dediğim gibi söylediğim tüm bu pozitif şeyleri söyledikten sonra şunu da söylemek zorundayım. Ben hayatımı 15 yıldır rakçı olarak geçirdim. Hani eskiden şey değildi hani 3 yılda bir saçımızı, başımızı, kıyafetimizi, her şeyimizi değiştirip başka bir şey insan olmuyorduk yani. Şu anda öyle ve güzel olan da o yani. Hani dediğim gibi 3 yıl önce Kadıköy Sandığı diye bir şey vardı. Herkes evet, öyle elinde gitarla ve kırılgandı. Şimdi o tayfanın tamamı rapçi oldu yani falan. Herkes bir naifti değil mi böyle? Herkes şeydi. Naif ve kırılgandı. Şimdi herkes ne bileyim uyuşturucu oldu. Dans eder partici oldu. 2 sene sonra herkes bence karamsal, sinfizazirci böyle kendi içine doğru dans eden insanlar olacak. Hani
Yani bence de böyle olacak bu arada kesinlikle. Bunu biliyorum, görüyorum yani. 3 senedir bir insanlar şey değiştiriyor. Bu da böyle. Ya biz de şok olacağım önce. Yani ne yapıyoruz falan filan olduk. İşte o zaman da belki de şey olacak. Ne bileyim. Timeless diyorlar ya. Zamansız, zaman dışı, dönem dışı. Hı hı. Çok güzel bir eleştiri var benim mesela bu şeylerle. Nerede okudum hatırlamıyorum. Yani bir sanat eleştirmeni bir yazar için diyordu. Döneminin dışına çıkma cesaretinde olan bir yazar değil demiş. Ne kadar yazarsa yazsın. Öyle bir öyle bir şey de var yani. Hani evet. Döneminin yani kopyaları demeyeyim de aynı anda üretim yaptığı o kolektif, o biraz da baskı oluyor zaten neredeyse. Hani o kadar fazla trapçi var ki hani şey herkes trapçi olması gerektiğini düşünüyor. Mesela şu anda yeni çıkan biri. Atıyorum singer-songwriter'lık evet. 3 sene önce çok şeydi. Şu an biri singer-songwriter'ı hissetti. Mesela Deniz Tekin gibi şarkı söylemeyi hissetti biri içinde. Hani onu yapamaz. Yapamaz yani. Çünkü bitti o. Yani şu an trapçi olman gerekiyor gibi. Yani rapçi olman evet. gerekiyor gibi bir baskı var mesela. Anlatabiliyor muyum? İşte bunu yapanlar belki de daha cesur olanlar kazanacak. Çünkü böyle baskı var yani. Yani bunu yani şu andaki norm bu. Yani biraz bu piyasa baskısı da aslında bir yandan. Çünkü piyasada bu gidiyor. Hani bunu da yapayım. Hani şeyi de var tabii yani. Böyle bir içten bir öznenin kaygısı değil de hani böyle piyasaya döneyim. Ona bakayım. Şeyi var her galiba. Doğru, bu her zaman var. Peki şimdi istersen yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın. İstersen senden bir şarkı daha alalım. Ondan sonra biraz toparlayalım. Bayağı bir sürü uzun tamam. şeyler konuştuk ama. Şöyle bir şey. Ben kulağımda Bluetooth kulaklıklar ve inanılmaz rahatsız oldum biraz önce söylerken. Şimdi onları çıkarırsam ne olacak diye düşünüyorum. Çıkarırsan yani telefonun şeyinden olabilir diye düşünüyorum. Alır herhalde. Kulaklığı çıkarırsam operatörden alır. Ama acaba Hı-hı. ses döner mi? Ses yok sanmıyorum. Sanmıyorum. Öyle olmaz mi? Sanırım. Hı-hı. Ya dur ben şöyle bir şey yapayım. Şu kulaklığı da geçmeye çalışayım. Çünkü bu Bluetooth kulaklığı bana geldi biraz söylerken ve çok acıklı dakikalar yaşadım. Geri döndü. Çok fena bir şey evet. Acayip kötü oldu. Bir de çok dikkat dağıtıcı bir şey. Bağırmak üzereyken şey oldu. Kulaklığı işte bağırıyorum ne yapıyorum falan diye şey oldum. Rahatsız oldum. Şimdi bir kere de rahatsız olmadan şarkı söylemek istiyorum. Tamam. Şöyle bir şey yapıyorum. Bir süre ses gidebilir bir saniye. Tamam, bekliyoruz biz. Evet, duyuyor musun beni? Duyuyoruz. Biraz az geliyor ama tamam, iyi. Tamam, şimdi bağıracağım zaten. Biraz daha merak etmeyin. Tamam. Oh be, ne güzelmiş. Diğer kulaklığa kabus gibi. Hep tıpa gibi kulaklığım tıkadı hem de ses geri dönüyor. Alright, ikinci albümün ismini veren parça duyuyor musun diye bir parça. Hı hı. Ama bakalım. Uzdağları az daha dayansa. Eskisi gibi olsa çok şey istedim biliyorum istiyorum geceleri gelmedi dostlarım yeniden kaleler dinlemeye dalgalar yılmadan kalemizi bu öfken ya seni ya beni öldürecek yazık değil mi bize sen veren ben daha önce hiç ölmedim, ölmek de istemiyorum. Kurşun sesinden ne dedim duymadım, duyamadım. Bir şarkı söylediğimde her şey değilsin istiyorum. Sessiz kalanlar dinlesin kendini. Tüm sözleri iyice seçmeli, çok ağlayıp düşünmeli. Olmayacak biliyorum. Ama inadına duyuyor musun? Sen çok garip biliyorum. Duyuyor musun?
korkaksın alıngan. Duyuyor musun beni? Gel barışalım. Duyuyor musun? Duymazsam da boş ver. Ses çok zayıf biliyorum. Duyuyor musun? Korkaksın alıngan. Duyuyor musun beni? Gel barışalım. Duyuyor musun? Duymazsam da boş ver. Kasmasın sen bana, 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 bana. Ne daha çok üzüleceksin bana? Kutsallan diyeyim varsa yırttınız, yaktınız, yırttınız, yaktınız, yırttınız. Tüm hissede bildiklerim, sessizliğin tonları, isyanlar, korkular, çaresiz, çaresiz, çaresiz. Göreceğimiz günler bu. Anlamaz olmamalı. Yalın tanıdım tüm insanlar. Ne zaman ne kadar kötü oldunuz. Kim girdi kanınıza, kanınıza, kanınıza. Duyuyor musun? Ses çok zayıf biliyorum. Duyuyor musun? Korkaksın alıngan. Duyuyor musun beni? Gel barışalım. Duyuyor musun? Duymazsam da boş ver. Duyuyor musun? Ses çok zayıf biliyorum. Duyuyor musun? Korkaksın alıngan. Duyuyor musun beni? Gel barışalım. Duyuyor musun? Çok teşekkür ederiz Hakan. Çok güzel ederim. Bir sohbetti. Umarım daha normal süreçlerde de yan yana gelebilme fırsatımız olur. Yeni konserlerde belki İstanbul'da, Kadıköy sound olmayacak ama Kadıköy'e bekleriz en azından, onu söyleyelim. Seve seve gelirim. Tamam, görüşmek üzere. Ben çok sağ olun sohbet için. Çok teşekkür ederiz. Bizden de selamlar. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Herkese yorumları, soruları ve katkıları için sevgili dostlarımıza ve bizi izleyenlere çok teşekkürler. Haftaya Cuma tekrar başka bir yayında görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Bye bye.